Vahşi doğada hayat çok, çok zor olabilir. Mesela bu halde mahsur kalan sığını bir yırtıcı bulsa ne olurdu? Yani çıkmasına yardım edeceğini pek sanmıyoruz. Ne olacağı aşikar. Vahşi doğada bu gibi olaylar sık sık meydana geliyor. Hatta bazıları videoya bile çekilmiş. İşte bugünkü videomuzda sizler için bu değişik olayları derledik. Başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kafası varile sıkışan bu aslanla başlayalım. Etrafta bu durumu avantaja çevirecek sırtlanlar olmadığı için çok şanslı. Yoksa işi yaştı. Neyse ki hayvanat bahçesi çalışanları panik yapmış bu aslanın kafasını varilden çıkarmayı başardı. Burada da ormanın kralını görüyoruz. Ama bu sefer ağaca sıkışmış bir halde. Düşmanları görse aleme rezil olacak. Hadi be, atla, bir şey olmaz. Hah, oldu. Bu yavru da bir ağaçta mahsur kalmış. Annesi bile çıkıp onu alamıyorken kendisi oraya nasıl çıkmış anlamadık. İlk başta biraz panik yapsa da neyse ki çıktığı gibi inmeyi başarıyor. Buradaysa su içme umuduyla kafasını metal bir testiye sokan leoparı görüyoruz. Soktuğu gibi çıkaramamış tabii. Neyse ki köylüler hem videosunu çekip hem de ona yardımcı oluyor. Bu acayip şanssız bufalo bataklıkta mahsur kalıyor ve aradan birkaç dakika geçtikten sonra o kadar hayvan arasında bir sırttan çıkageliyor. Bir aslan gelse en azından ilk önce zavallı hayvanı öldürme nezaketini gösterecekti. Ama sırttan bufaloyu canlı canlı yiyecek gibi. Bu karacanın bacağı çete sıkışınca orada mahsur kalıyor. Sanırım çetin üstünden atlamaya çalışıyordu. Neyse ki ev sahibi durumu fark etti ve onu oradan kurtardı. Bu devasa kaplan, yetkililer gelip de çıkması için bir kafes indirene kadar bir gün boyunca suda mahsur kalmış. Neyse ki insanlar kaplanın orada olduğunu kaplan boğulmadan fark etmiş. Çünkü kaplanlar yüzme bilmiyor. Bu antilopun da akıbeti önceki görüntülerde karşımıza çıkan bufalonunkiyle aynı. Etrafta aslanlar geziyorken bataklıkta mahsur kalıyor. Ama aslanlardan önce su aygırlarına yem oluyor. Leopar muhtemelen av peşinde koşarken kuyuya düşüyor. Neyse ki köylüler onu buluyor ve çok geçmeden kurtarıyor. Buradaysa kafası ağaçta sıkışan bir zürafa görüyoruz. Hayvan uzunca süre o halde kalıyor. Bu görüntülerin güzel yanı ise oradaki diğer zürafaların mahsur kalan arkadaşlarını kurtarmaya çalışmış olması. Biraz daha çabaladıktan sonra kurtarıyorlar da. Bu iki geyik birbirleriyle öylesine bir kavgaya giriyor ki en sonunda ikisi de dikenli tele dolanıyor. Bu geyiğe de benzer bir şey oluyor. Diğer bir geyikle kavgaya tutuşuyor. Sonra iki geyiğin boynuzları birbirine kenetleniyor ve ne olduğunu anladınız işte. En azından önceki iki geyik bu olaydan sağ çıkacak kadar şanslıydı. Sığınlar ve antilopların sağda solda mahsur kalıp bir yerlere sıkışma ihtimali oldukça yüksek gibi. Genellikle de ağaçlarda sıkışıyorlar. Kocaman boynuzlara sahip olduğunuzda ağaçlık bir bölgede bir yerlere sıkışmamak büyük marifet ister tabii. Neyse ki ağaca sıkışan bu sığın yardımsever bir insana denk geliyor. Ancak durum her zaman bu şekilde sonuçlanmıyor tabii. Bildiğiniz üzere genellikle insanlar değil, yırtıcılar tarafından bulunuyorlar. Bu fotoğrafta da onu görüyoruz. Sığın ağaçta mahsur kalmış ve çıkması için ona yardım eden biri olmayınca yırtıcılar tarafından canlı canlı yenmiş. Neler hissettiğini düşünmek bile istemiyoruz. Buradaysa iki sığının kavga ettiği görülüyor. Boynuzları birbirine kenetlenecek mi acaba? Yok, kilitlenmiyor. Birbirlerine öyle boynuz darbeleri indiriyorlar ki ağaca sıkışmak mı yoksa o darbeleri almak mı daha kötü bilemedik. Mesela bu iki sığının ettiği kavga aralarından birinin ölmesiyle sonuçlanıyor. Kazanan sığın hayatta kalıyor iyi hoş da boynuzlarını rakibinden bir türlü kurtaramıyor. Bu bufalo bataklığa öyle bir saplanmış ki oradan canlı çıkma ihtimali çok düşük. Neyse ki insanlar tarafından fark ediliyor ve insanlar ona yardım etmeye kol sıvayınca küçük çaplı bir kurtarma operasyonu başlıyor. Çok büyük ve ağır oldukları için daha önce aynı bölgede mahsur kalan pek çok bufalonun öldüğü biliniyor. Baykuşlar mahremiyetlerine oldukça önem veren hayvanlardır. Ama arabanızın ızgarasına da girmesin yani. Araç sahiplerinin baykuşun oraya nasıl girdiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Ama baykuşun da keyfi yerinde gibi. Soğuk havada motorun sıcaklığıyla ısınıyor.
Koyunların sadece tüyleri değil, kafaları da epey bir kalın. Bu arkadaşımızın aynı koyunu birkaç dakika içerisinde iki kez kurtarmasının sebebi de bu. Hoplayıp zıplamayı seviyor demek ki. Şimdi koyuna da suç atmamak lazım. Yol boyunca giden bu çukura ne demeli? Boru hattı falan döşüyorlar herhalde. Ağaçta mahsur kalmayı sadece kedilere özgü bir şey sanmıyordunuz değil mi? Mesela bu eşek. Oraya nasıl girdi anlamak güç tabii. Biraz aksiyon arıyordu muhtemelen. Aradığı aksiyonu da buldu. Neyse ki videodaki abimiz gelip onu kurtarıyor. Yoksa eşek ne yapardı bilinmez. Balıkların her ne pahasına olursa olsun kaçınması gereken bir şey varsa o da suyun dışına çıkmaktır. Ama bu balıklar suların çekilmesiyle kendilerini suyun dışında buluyorlar. Tuhaf değil mi? Evin 2 metre önünde kaldırıma yapıştığınızı düşünün. Bir adım atsanız eve gireceksiniz ama yapamıyorsunuz. İşte balıkların kaldığı durumda tam olarak böyleydi. Neyse ki insanlar balıkların birkaçını suya geri attılar. Kim bilir bu zavallı at ne kadar zamandır bu katran yığınının içindeydi. Neyse ki bu kepçe operatörü onu aldı ve güvenli bir yere koydu. Koyunların eğlenmesi için öyle pek bir seçenek yok. İşte bu yüzden bu arkadaşımız eldeki imkanları kullanarak bir şeyler yapmış. İlk başta eğleniyor gibi ama bir süre sonra burada mahsur kaldığını kendisi de fark ediyor. Sizin olmayan yemeği yerseniz ne olur? Doğa sizi cezalandırır. Buradaki sincap da kendisinin olmayan kuş yemlerine göz dikmişti. Sonrasındaysa bacağı yemlik tutucuya sıkıştı ve tatlı arkadaşımız kendisini tepetaklak bir şekilde oradan sarkarken buldu. Umarız sincabı kameraya çeken adam sonrasında onu oradan kurtarmıştır. Hayvanlar kimi zaman boş bulunup geçemeyecekleri yerden geçmeye çalışabiliyor. Bu da sağda solda mahsur kalmalarıyla sonuçlanıyor tabii. Mesela bu Alman kurdunu ele alalım. Tüylü arkadaşımız ne kadar büyük olduğunu idrak edememiş olacak ki kafası demir parmaklıkların altına sıkışıyor. Köpek orada öyle bir sıkışıyor ki devreye itfaiyecilerin girmesi gerekiyor. Neyse ki zavallı köpeğin hikayesi mutlu sonla bitiyor ve köpek oradan çıkıyor. Bu kruvasan yastık hem çok rahat hem de çok lezzetli durmuyor mu? Kirpi de öyle düşünmüş olacak ki orada güzel bir keyif çatıyor. Ancak kalkıp gitme vakti geldiğinde oradan kalkmak oraya yatmak kadar kolay olmuyor. Bizim kirpi ne kadar çabalasa da oradan kalkamayınca pes ediyor ve yatmaya devam ediyor. Yavru sığınlarda tıpkı yetişkinler gibi korkutucu görünebilir ancak işin özünde sadece şapşal ve meraklı hayvanlardır. Fazla meraklı olmanın nasıl sonuçlanacağını biliyorsunuzdur. Genelde büyük bir hayvan sıkışınca sıkıştığı yerinde büyük bir yer olması gerekir. Ama buradaki sığının sadece toynakları sıkışmış. Hayvanlar çitlerin ve kapıların çalışma prensibini pek de iyi anlamıyor gibi. Ama bu domuzcuk gibi tombul bir arkadaşsanız kapıları kullanmak çok daha zor bir hale geliyor. Domuzcuk kapının aslında açık olduğunu anlamamış olacak ki ufak aralıktan geçmeye çalışıyor. Hamsterlarında bir yerlerde mahsur kalmaması gerekir değil mi? Ama kalıyorlar işte. Mesela bu arkadaşımız suluğunun arkasında mahsur kalıyor ve birkaç dakika çıkmak için çabalıyor. Yaptığı hareketler bayağı bir komik. Bir o kadar da tatlı. Tepinen koyun gibi aynı. Bu geyik aynı parkta, aynı yerde ve aynı dakika içerisinde iki kez mahsur kalıyor. Bu kadın tam gelip onu kurtarıyor ki bizimki gidip başka bir çete sıkışıyor. Neyse ki güçlü ablamız onu bir kez daha kurtarıyor. Rakunlar tuhaf yerlerde oldukça rahatsız pozisyonlarda mahsur kalmalarıyla bilinirler. Bu tüylü arkadaşımız da çatının birinde tepetaklak şekilde mahsur kalıyor. Burada da bir çit vakasıyla karşı karşıyayız. Tek kelime, martı. Bu hayvanlar bir yerde yiyecek olduğunu fark ettiler mi, ne pahasına olursa olsun onu oradan alacaklardır. Hatta rakunlardan bile beter durumdalar desek. Mesela bu arkadaşımız kafasını torbadan çıkaramıyor. Peki ya siz? Hayvanları anladık da daha önce sizin bir yerde sıkıştığınız oldu mu? Aşağıya yazın bakalım. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.